Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında açı ortay konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 40 ve 41 işleyeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlayalım bakalım ne diyor? ABC üçgeninde AD ve CD iç açı ortay olarak verilmiş. E arkadaş burada açı ortay kola dik çizilmiş. Onu falan da kullanacağım. ikisi de kullanacağım. Burada ne yapmalıyız? Kollara çizilen dikmeler sanki kullanılmalı burada. Şuradan bir dik çizsem açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşit olduğundan ayırdıkları yerler de eşit olacak. Yani burası 5 ise burası da ne olacak? 5 olacak. Yalnız bu doğrusal değil. Dikkat et. Tamam mı? Doğrusal olsaydı zaten x kenar olurdu. Sadece buradan çizilen dike göre dik çizdim. Peki aynı hamleyi şurada yapsam. Buradaki açı ortayda da kollara çizilen dikmeler birbirine eşit değil miydi? Evet. Dikmeler eşit. Ayırdıkları yerler de eşit olacak. 4 oldu. Buraya ne kaldı? 6. E hocam şurası isteniyor benden. Yani burayı nasıl bulacağım? Şimdi dikkat et. açıortayların kesim noktası değil mi burası? Evet açıortay sorularında açıortayların kesim noktası varsa ve soru çıkmıyorsa bir üçüncü köşeden de gel bu da ne olur? Açıortay olur. Ya e açı ortayda kolları çizilen eşit ya da hocam şu dikme eşit ya şunu çizersem açıortay olur diyebilirdim burada da. E bu açıortay, ortay kolları çizilen eşit. Ayırdıkları yerler de eşit olacak. Yani burası da 6 yaptım ve x toplamda 6 artı 5'ten 11'e eşit oldu. Cevap C'ye oldu. Birinci soruda. Geldik 2'ye. Ne var burada? Burada bir açı ortaylıklar var. İşte 6 birim verilmiş. AB uzunluğu da 6 birim verilmiş. Hmm. Bak şimdi. Büyük üçgende bir açı ortaylık var. Koldaki oran var büyük üçgende. Hocam 6 bölü 15. 6 bölü 15 tabandaki oranlama eşittir. 3'e böl 2 3'e böl 5. Tabandaki oranlama 2 bölü 5'tir. E hocam çıktı biraz bir şeyler. 5K eşittir 10'sa. 5K eşittir 10'sa. K eşittir 2 çıkar. K yerine 2 yazarsam burası kaç olur? 4 olur. Sonra Buradaki üçgende de bir açı ortay var. E buradaki üçgende de bir açı ortay var ya. Bizden zaten BE uzunluğu isteniyor. Şuraya bir x dersem. Kollar oranı tabanlar oranına eşit değil midir? Evet. Yani x bölü 6 eşittir. 2k bölü 5k diyebiliriz. Ya da 4 bölü 4 bulduk ya. 4 bölü 10 şeklinde söyleyebiliriz. Böl 2'ye böl 2'ye. Burası 2 burası 5. X'i yalnız bırakacağım. 6 ile karşı tarafı çarpayım. X böylelikle 12 bölü 5'e eşit olur. Yani cevap denizli oldu. ikinci soruda. Geldik üçe. ABC üçgeni şeklindeki bir parkın içinden geçen BD yolu üzerinde bulunan Melek Sena AB ve BC kenarlarına eşit uzaktır. Evet bu yol üzerinde bulunan Melek Sena hem BC'ye hem de AD eşit uzaklıktaymış. Yani şunlar birbirine eşit mi? Eşit. E hocam burada kolları çizilen dikmeler eşit. E o zaman bu doğru. Yani bu yol ne olmak zorunda? Açı ortay doğrusu olmak zorunda değil mi? Çünkü açı ortayda kolları çizilen eşittir. E sonra bu açı ortay çıktı. E hocam bu açı ortay çıktıysa bu tabandaki oran koldaki orana eşit olmak zorunda ve bc kenarının uzunluğu da zaten 36 verilmiş. Hocam buraya x deyip x bölü 36 32 bölü 24 diyebiliriz ya da 32 bölü 24 tabandaki oran 8'e bölsen 4 8'e bölsen 3 4 bölü 3. O zaman koldaki oran da 4 bölü 3 olacak yukarıdan aşağı yukarıdan aşağı 4k'ya 3k olacak. E, o zaman 3k 36 ise k'yı biz 12 buluruz. yerine 12 yazdığımızda o zaman 4 çarpı 12'den burayı kaç buluruz 48 olarak buluruz. Evet cevap 48 oldu. Üçüncü soru Akçay oldu. Geldik dörde. ABC ve ADC birer dik üçgen olarak verilmiş ve BC ile bak şu kenarı ile AD kenarının çarpımı verilmiş. Allah Allah. Bunların çarpımını ben nasıl kullanacağım acaba? Açı ortayda kollar oranı tabanlar oranı kullanamıyorum. Ya da işte açı ortayın sol tarafındaki oran sağ tarafındaki oranı kullanamıyorum. E burada başka bir şey de yapamıyorum şu anda. Bir de DA ile AC dik verilmiş. Bak DA ile AC dik verilmiş. Şurada kaç da yazalım şöyle. Başka bir şey var mı burada? Şu an bir şey yapamıyorum. Açı ortayda arkadaşlar. Kollar oranı tabanlar oranı şeklinde uzunlukla ilgili bir şey yapamıyorsan. E bu açıların eşitliğini kullanmak zorundasın. Nasıl kullanırsın? Açı yazarak. Aynı şeyi ikiz kenarda da söylüyorduk. Uzunlukla ilgili bir şey yapamıyorsan ikisi kenarlığın böyle açılarına dalarak bir şeyler yapman lazım. Açılara da aldık. Alfa 90 buraya beta diyecek olursam. Alfa 90 burası da beta olmaz mı? Çünkü alfa ile betanın toplamı 90 derece. E o zaman alfa 90 ise beta. Diğer iki açın toplamı 90 olacak ya buraya beta kaldı. Şimdi ne yapmalıyız? Bak ters açıdan burası da beta oldu. Aa hocam şu kenarla bu kenar birbirine eşit oldu. Tamam bana a çarpı b'yi vermişti. a çarpı b eşittir 65 verilmişti. b iken burası da b mi b. Şimdi şu üçgende kollar oranı tabanlar oranı uygulayabilirim. Çünkü kenarlarla alakalı bir şey var. Yani x bölü a kollar oranı tabanlar oranı b bölü 5'e eşittir. İçler dışlar yapalım. Buradan x çarpı 5 eşittir a çarpı b oldu. A hocam a çarpı b de zaten 65 olarak verilmiş. X de böylelikle 65 bölü 5'ten kaç çıkar? 13 çıkar. Evet cevap c oldu. Dördüncü soruda güzel bir soruydu. Geldik 5'e. Katlama. Ben bunu böyle katlamışım. Katlama sorularında geri doğru açıyorduk. Üstte binen kenarlar birbirine eşit. Şu 6 ise burası da 6 olacak. Üstte binen açılar da birbirine eşit. Bitti gitti. Çünkü açı ortay doğrusu oldu. Yani üçgende açı ortay doğrusu oldu. Koldaki oran tabandaki oranlama eşittir? 9 bölü 15 6 bölü x diyebiliriz. Ya da 9 bölü 15 sadeleştir 3 bölü 5 değil mi? Evet. Yani tabanımız 3k burası da 5k olur. E 3k eşittir 6 ise k'yı buradan 2 buluruz. K yerine 2 yazarsan sen burada o zaman burası da 10 çıkar. Yani x'i kaç bulmuş oluruz? 10 olarak buluruz. 5. soru Akçay oldu. Geldik 6. soruya. Açı ortay açı ortay verilmiş. Hocam açı ortaylar fazlalıkta burada. Öncelikli olarak şu açı ortaya bakacak olursak. Hocam açı ortayda bak ne güzel. 6 iken 12 olmuş. Bak burada 1'e 2 oran var. E burada da 1'e 2 oran olacak. Yani burası 8 mi olacaktır? Evet çünkü 1'e 2. Ya da şunu diyebilirsin kardeşim. Şu açı ortaylığa baktım. Hocam 12 bölü A. 12 bölü A. 6 bölü 4 eşittir de diyebilirsin. Ya da hocam 4 bölü 6 2 bölü 3 ya. Burası 2K burası 3K diyebilirsin. Ya da Hocam 6 iken 12 olmuş. Açı ortayım bu tarafında. Bu tarafında da yani 2 katı 2 katı 4 iken 8 olacak. O katlar hangisi de kolaysa ona göre uygularsın. E hocam ben bunun tamamını 8 buldum. E şunları parçalamam lazım. O zaman şu açı ortaylığa da bakalım şimdi. E bu açı ortaylığa bakacak olursak. Bu sefer koldaki oranlar şunlar değil mi arkadaşlar? Yani 10 bölü 12. 10 bölü 12 dediğimiz nedir? 5 bölü 6'dır. E hocam burası 5K iken burası 6K'dır. E toplamda 11K. 8 bulduk biz burayı. 11k eşittir 8 ise k'yı buradan 8 bölü 11 olarak buluruz. Ve x 6k'ya eşit. Yani x 6 çarpı k yerine 8 bölü 11 yazıyoruz. O zaman kaç çıkıyor? 48 bölü 11 çıkıyor. Cevap E edremit oldu 6. soruda. Geldik 7. soruya. Sözel bir soruyla karşı karşıyayız. Ne yapacağız? E, ne diyorsa onu yapacağız. ABC açısı 90 derece. Yani bir dik üçgen çizeceğiz şimdi. B açısı 90 derece olan. B açısı 90 derece olan bir dik üçgeni çiziyorum şöyle. Tamam. Sonra diyor ki E eleman AB. Şu ABC çizelim. B açısında 90 derece olduğunu gösterelim. Sonra E eleman AB aldım ve A ile EB birbirine eşit olsun diyor. Tamam. D eleman BC al. Bir de BD e, alfayken BAC 2 alfa. BAC 2 alfa. Şimdi bir D noktası seçeceğim. Ama D noktası seçtiğimde şunu birleştirdiğimde 2 alfadan daha küçük olacak. Alfa olacak BD. O zaman bizim buradaki noktamız sanki şöyle şuralarda bir yerlerde olacak değil mi arkadaşım? Evet bizim noktamız şöyle olacak. 2 alfadan daha küçük bir açı oluşturacağım. D noktası böyle oldu. Şurası da alfa oldu. Hmm. Şimdi bana neler verilmiş? AB uzunluğu 18. 9, 9 yani bunlar. BC uzunluğu 24. Hocam güzel bir şey var öncelikle. 18 ve 24. Ortak çarpan. Burası 6 çarpı 3. Burası 6 çarpı 4. E o zaman burası da 6 çarpı 5'ten 30 yapar mı? Burası yapar. Şimdi burada alfa 2 alfa mantığını kullanarak da çözümü iletebilirsin. Hocam bu iki alfayı alfa alfa parçalayayım diyebilirsin. Evet çok mantıklı. Ya da eşitlik mantığından dolayı da yapabilirsin. Hocam eşitlik var ya bir ort taban çizeyim diyebilirsin. Şöyle bir ort taban çizerek de sonuca ulaşabilirsin. Yani ya böyle çizeceğiz ya böyle çizeceğiz. Tabii ki şu daha mantıklı. Böyle çizince iki alfaysa bak burası da iki alfa yapıyor. Alfa alfa oluyor. Sonra açı ortaylıktan sonuca ulaşırsın. Ya da hocam iki alfayı parçalayayım ben. E iki alfayı parçalayınca ne oldu? Hocam burası alfa alfa oldu. A ne oldu? Alfaya alfa yöndeşe çıktı. Bunlar paralel oldu. E paralelse eşitlikte varsa bu üçgende bir orta taban oluştu mu? Oluştu. İşte tam bu üçgende bir orta taban oluştu bu sefer böyle bir orta tabandan şey yapabiliriz. Yani şunlar birbirine eşit olacak. E bu açı ortayı da kullanalım. Açı ortayda koldaki oran nedir? 18 bölü 30. 18 bölü 30 nedir? 6'ya böl 3. 6'ya böl 5. Hocam burası 3K. Bak açı ortay kırmızı çizgiydi. Burası 5K. E toplamda 8K. Kaç? 24. 8K eşittir 24 ise K'yı buradan 3 buluruz. K3 yazalım. E burası 9. E bunlar da iki eşit parçaya bölmüştü. O zaman 9 bölü 2'ye 9 bölü 2 diye ayrıldı. E benden ne isteniyor zaten? B'de. BD'ye bak 9 bölü 2. 9 bölü 2 dediğimiz nedir? 4,5 yani cevap C'han çıktı. Güzel bir soru. Geldik 8'e. Evet ne demiş? Yukarıdaki bir kargo kamyonunun kasasının kapağı şekildeki gibi bir iple gerilerek. Evet kapak bu. İple de gerilmiş böyle. Görüyorsun. Kapak ip ile yerin açı ortayı olacak şekilde durmaktadır. İp ile yerin açı ortayı olacak şekilde duruyormuş. İpin uzunluğu 4,8. Şurası 4,8. Olduğuna göre kasanın yerden uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ha. Ne yapacağız burada? Hocam hiçbir şey yok ki sadece 4,8 verilmiş. Eyvah eyvah. Ne yapacağız burada? Arkadaş dikkat. Yani şuna dikkat edeceksiniz. Kapak şurada mı? Evet. Sonra ben bu kapağı böyle açıyor muyum? Açıyorum. Hop böyle açtım. Aa kapak buradayken burada. E ne oldu? Bunlar birbirine eşit değil mi? Evet. Ana ikiz kenardan dolayı açı ortay. Bak ikiz kenardan dolayı noktaysa burası da nokta açısı çıkar mı? Çıkar. Hocam şunun devamı zaten buraya dik. Hocam burada bir dik üçgen çıktı. nokta 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 3 tane nokta 90'a eşitse bir tane nokta 30 olur. E 30 60 yani bunlarda 30 30 oldu. 90 üçgen çıktı. Hatta burada ne çıktı arkadaşlar? Büyük üçgende şu yükseklik isteniyor. 30 60 90 üçgeni büyük üçgende. Hocam 90'ın karşısı 4,8'a e, 30'un karşısı 2.4'tür. Yarısı. Hocam burada da bir 30 60 90 üçgeni var. Bu üçgende de 60'ın karşısı 2.4'se 30'un karşısında ne olmak zorunda? 2.4 bölü kök 3 olmak zorunda. Çünkü 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat o zaman kök 3'e bölünmüş hale alacak. Kök 3 çarpacak olursam 2.4 kök 3 bölü 3. 24 bölü 3 kaç yapıyor? 8 yapıyor hatta orası 0.8 kök 3 mü yapıyor? Evet. Ee, ama bizden şey isteniyor tabii ki bu. Ne isteniyor? Kasanın yerden yüksekliği kaç santimetre? Ben bunu 100 ile çarpacağım. O zaman bu da kaç yapar? 80 kök 3 yapar mı? Yapar. Çünkü santimetreden metreye çeviriyoruz. Cevap denizli oldu 8. soruda. Dokuzuncu soru. Aman, aman atlamayalım. Dokuzuncu sorudayız. ABC üçgeninde bunlar doğrusal verilmiş. Şunlar. E. Burası 3k verilmiş. Burası da 2k verilmiş. Evet. AD uzunluğu 2k. AB uzunluğu 3k. Hmm. Şurası. E ben bunu kullanacağım. Açılar eşit verilmiş ama yan yana değil. Ne yapacağız? Böyle 180'e tamamlayan açısını düşünebiliriz. Bak, burada bu siyahla mavi yok. Bu maviyle bu mavi arasında o zaman şunu uzatalım. O zaman bak nokta açısı burası da nokta açısı oldu. Ana açı ortaylık verilmemişti ama uzatınca ters açıdan açı ortaylık çıktı. Yani şimdi dış açı ortaylık çıktı burada. Dış açı ortayın değdiği yerden başlıyor. Tekrarlı. Şu bölü tamamı 2 bölü 3'e eşit olacak. Evet. 8 bölü 8 artı x eşittir 2k bölü 3k. E kısalaştırmak senin elinde nasıl kısalaştıracağını da biliyorsun. E burada 2 ile de 8 sadeleşti. 4 kalır. 4 kere 12. 8 artı x eşittir 12 yapar ve x'i de böylelikle 4 olarak buluruz. Evet 9. soru Ceyhan oldu. Geldik ona. Şekildeki ağacın devrilmesini önlemek amacıyla yere dik BC desteği ile BD desteği verilmiş. Evet BC ile BD desteği yerleştirilmiş. Burası da 90 dereceymiş. E şurada bir açı değeri verilmiş. CDB açısı CDB açısı alfa iken ABC açısı ABC açısı 2 alfaymış. E ben bunu kullanacağım. Ya yani alfaya 2 alfa var. Hocam alfaya 2 alfa ben bunu alfa alfa parçalasam böyle güzel bir şey durum geliyor mu? Cık, gelmiyor. Alfa ile 2 alfa arasında ya da buradaki alfalar arasında Yine güzel bir şey çıkmadı. Hadi açı ortay desek kollar oranı, tabanlar oranı yok. E o zaman ne yapacağız? Açıya bir dalalım istersen. E alfa 90'sa burası ne olacak? 90 eksi alfa mı olacak? Evet. E hocam şu iki açı yan yana gelince 180'e tamamlayan da özel oluyordu bazen. Onu da kullanmak lazımdı. 2 alfa, 90 eksi alfa da burası 90 artı alfa yaptı. 180'e tamamlayanı o zaman burası ne yapmak zorunda? 90 eksi alfa yapmak zorunda. Aa, ne çıktı burada? Hocam dış açı ortay çıktı. Bu üçgende dış açı ortay. Bak açıları dalınca da 90 x alfa çıktı. Bu açıyla bu açı eşit oldu. Yani bu üçgende dış açı ortay. Dış açı dediği yerden başlıyordum. Tekrarla şu bölü tamamı. Yani 24 bölü 30. 6'ya bölsem 4, 6'ya bölsem 5. 4 bölü 5. 4 bölü 5 oran varsa o zaman ilk ok buraya diyor. Burası 4K. İkinci ok buraya diyor. Buraya 5K diyebiliriz. E hocam 4, 5, 3, 4, 5 üçgenden burası da 3K olmak zorunda. Yani 3K 6 ise 3K 6 ise K'yı buradan 2 olarak buluruz. Bizden de BC desteğinin uzunluğu isteniyor. Yani 4K isteniyor. K yerine 2 yazarsak cevap 8 çıkar. Evet 10. soru Balıkesir oldu. Geldik 11. soruya. 11. soruda da hocam açı verilmiş. Açıya da Başka yani ekstra bir 90 de verilmiş. 90 niye verilmiş? Buradaki dik üçgeni kullanamıyorum maalesef. Açıya da alalım. Alfa alfa. Burası da 90 eksi alfa yapıldı. Açıya daldığımızda da bir şey çıkmadıysa 180'e tamamlayan da özel bir açı oluyordu. Hocam şurası toplamda 90 artı alfa mı yapıyor? Evet. 90 artı alfanın 180'e tamamlayanı nedir? 90'ı 180'e tamamlayan. 90 alfadan kurtulmam lazım. Eksi alfa. Ha hocam 180'e tamamlayan açısı burası da yapıyor. 90 eksi alfa. Aa açılar işte ama yan yana gelmedi. Ya da bunun 180'e tamamlayanı. Bak burası. Burası da 90 eksi alfa yaptı. A ne çıktı burada? Hocam şuradaki üçgende açı ortaya çıktı. Yani senin şu üçgenin de şu iç açı ortayken yani burada 4'e 8 1'e 2 oran varken burası K burası 2K'dır. Bu da dış açı ortay çıktı mı o sarı üçgende evet dış açı ortayın değdiği yerden başlıyoruz. Tekrarlı şu bölü tamamı yani x bölü x artı 12 eşittir. İlk ok nereye değiyor? K'ya ikinci ok 2K'ya K bölü 2K'ya eşittir. K'lar naray içler dışlar 2x eşittir x artı 12'den x de böylelikle 12 buluruz ya da Hocam 1 bölü 2 oran olacak ya x 2x olacak deyip direkt x'i de yani tamam 2x ya x'i buradaysa buraya da x kaldı deyip x'i de direkt 12 bulabilirdik. Evet böyle işlemle de buluyoruz tabii ki ama genelde bunu tercih ediyorsunuz diye bu şekilde çözüyorum. 11. soru balık kesir yaptı geldik kara soruya. Kara soru çok zor olmak zorunda değil. Sana bir şeyler katıyorsa yani bir mantık varsa o mantığı yakalayabiliyorsan kara soru kara soru diye söyledik. Bir tek ee, hangisinde eşkenar üçgende galiba bir olimpiyat tarzı bir soru yazmıştım hatırlarsan. Şimdi ABC üçgeninde D eleman BC ve böyle bir açı verilmiş. Evet BAD açısı alfa iken ADB açısı burası 2 alfa olarak verilmiş. Sonra K, K ve 2K verilmiş. Şunları da yazalım. Burası K, burası K, burası da 2K verilmiş. AD bölü BC isteniyor bizden. Ooh, AD bölü BC. Hocam ne yapmalıyız? Bazı arkadaşlar şunu düşünebilir. Ya hocam burada 2 alfa ile alfa arasında şu ilişkiyi kurayım. Buradan bir açı ortaya çizsem. Alfa alfa. A x kenarlık geldi burada diyebiliriz. E buradan bir şey geliyor mu? Sadece bir şey de gelmiyor galiba. Hadi şuradan x kenarlık geldi. Açı ortayda ne kollar oranı var ne tabanlar oranı var. Bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. O zaman bunu sileceğiz. başka çaresi yok. E sonra ne yapmalıyız burada? Hocam alfa ile iki alfayı ben nasıl kullanabilirim? Kullanmam lazım. Ama bir de şurada şu bilgide verilmiş. Bunu da kullanmam lazım. Hadi bakalım bunu da kullanalım. Hocam bu ikizkenar üçgende ne diyebiliriz? Açıyla ilgili bir şey gireceğim ya. Taban açıları birbirine eşittir. Tamam. Arkadaş aynı zamanda bak noktanın burası. Taban açıları birbirine eşittir. Eyvallah. Bu tabanın 180'e tamamlayan 2 alfaysa bu tabanın da 180'e tamamlayan 2 alfa olmak zorunda değil mi? Evet. Yani şu açı tamamen 2 alfa olmak zorunda. Burası da ne olacak o zaman? Alfa olacak. Bak işte bu mantıktan kullanılıyormuş demek ki. Taban açıları zaten ne diyoruz arkadaşlar? Açı verilmişse açıya dal. Alfa alfa diye böldün olmadı o zaman açıya dal. Da İkiz kenar açıları eşit. Taban açıları eşit ya. Taban açılarının 180'e tamamlayan açıları da eşit olacak. Yani noktanın 180'e tamamlayan 2 alfa ise burası da 2 alfa. Bak işte buradan dolayı şu alfa ile 2 alfa arasındaki ilişkiyi kurmuş oluyoruz. E o zaman ne çıktı? Dış açı ortay çıktı burada gördün mü? Yani dış açı ortayın değdiği yerden başlayıp tekrarlı 2 bölü tamamı. Ee, şurası bölü şurasına eşit olacak. 2 bölü tamamı. 2 bölü 3. Yani hocam burası 2 enken burası kaç en olmak zorunda? 3 en olmak zorunda. K dediğimiz 3 en oldu. E o zaman 3 en. Burası da kaç en yaptı o zaman? 6 en yaptı. Şimdi benden AD bölü BC isteniyor. AD 2 en bölü BC. BC'ye de bakıyorum. 9 en oldu. Yani cevap 2 bölü 9 çıktı. Evet gençler böylelikle açı ortayı da halletmiş bulunuyoruz. Ama gerçekten güzel bir soru bu da. Ne yapacağız? Böyle açıyla ilgili bir şey verildiğinde ve açı ortaysal bir şey kullanamıyorsak açılara dalmayı da ihmal etmiyoruz. Evet gençler böylelikle açı ortayı hallettik. Sırada ne var? Kenar ortay. Bir sonraki dersimizde yani videoda kenar ortayın birinci testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.